Bugün unsuz, şekersiz ve fırınsız brownie yapmayı deneyeceğim. Hemen başlayalım. Önce bir tepeleme kaşık yulaf. Biraz atalım. Ondan sonra hurma. Fakat bu hurmanın tabii çekirdeklerini ayıklıyoruz. Ben buraya yeteri kadar aldım fakat kaşıkla ölçelim. 32 tane hurma var saydım arkadaşlar. Sonra mutfak robotumuzun kapağını kapatıyoruz ve çalıştırıyoruz. Evet, güzel bir kıvama geldi. Yani böyle bir top haline geldi. Şimdi birazcık su ekleyelim. Çok az. Belki bir kaşık falan. Sonra da iki tane havuç. Tekrar mutfak robotumuzu çalıştıralım. Tabii arada bunların karışması için buna yardım etmemiz gerekiyor. Tekrar deniyoruz. Arta kalan malzemeleri de mutfak robotunun içine doğru ittiriyoruz. Gayet düzgün bir biçimde. Bir daha. Tamamdır. Şimdi elimize bir kahve öğütücüsü alıyoruz ve bir avuç kadar badem. Herhalde bunu iki parça yapacağız veyahut da bilmiyorum, belki bir parça yapabiliriz. Yapabiliriz. Bir avuç kadar badem. Çok fazla değil. Bunu da öğüteceğiz arkadaşlar. Hepsini tam olarak öğütmedi ama bize bu kadar da yeter. Ondan sonra 3 tepeleme kaşık kakao. Fakat bu kakao şekersiz olması lazım arkadaşlar. Eğer şekerli olursa o zaman hurmayı azaltmamız lazım. Sizin güzel hatırınız için bir yarım kaşık daha koyayım. Çikolatayı seven arkadaşlar için. Sonra bir avuç kadar da ceviz. Bütün bu gramajları hepsini videonun altında vereceğim arkadaşlar. Buna biraz daha su ekleyeyim. Evet, kaşığımızın arka tarafıyla karışmayan yerleri bastırıyoruz. Çok güzel. Harika kokuyor arkadaşlar. Şimdi küçük bir tepsinin üstüne yağlı kağıdı yerleştirmiştim daha evvel. Brownie'mizi bir kaşık yardımıyla bunun üstüne yavaş yavaş koyuyoruz. Bir parçasını bile ziyan etmek istemiyorum. Gerçekten
Gerçekten çok lezzetli. Şimdi birazcık daha kameranın açısını değiştireyim. Şimdi elimizde böyle bir şey var. Tabii bunu düzeltmemiz lazım. Ben de bekar bir erkek olarak bunu bu kaşıkla düzelteceğim. Aşağı doğru bastırıyoruz. Ve bir dikdörtgen şekli vermeye çalışacağım. Kare oldu gördüğünüz gibi. Bunu buzdolabında, buzlukta 15 dakika ila 2 saat arası bekleteceğim. Brownie'yi 1 saat buzlukta tuttum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok fazla bir değişiklik yok. Şimdi bunu keseceğim. Ama kesmeden önce buraya aktaracağım. Onu da herhalde en güzel bir şekilde yapmayacağım. Artık siz daha güzelini yaparsınız. Şöyle yapalım. Çıkartalım. Şimdi bunu arzuya göre istediğimiz şekilde keseceğiz. Ne yapalım? 1, 2, 3'e 3 yapalım. Ve bir tanesini sevgili anneciğimin bu güzel çiçekli tabaklarından birine aktaralım. Harika. Birkaç tane ceviz parçası koyalım üstüne. Şu şekilde. Tabii eminim bunları siz benden çok daha güzel yaparsınız. Fakat bir fikir versin diye yapıyorum bunu. Görmüş olduğunuz gibi brownie'miz hazır. Şimdi deneyeceğiz. Çatal yok tabii. Canlı yayın arkadaşlar. Bıçakla deneyeceğiz. Şu şekilde. Yani tek kelimeyle harika arkadaşlar. Ne bir hurma tadı aldım. Ne de havuç. Tamamen brownie. Kesinlikle içinde rafine şeker yok. Yağ yok. Un yok. Tabii ki yemişlerden gelen, cevizden gelen, bademden gelen yağlar tabii ki var ama bunlar tam besin olduğu için arkadaşlar bunlar tabii çok daha iyidir rafine yağlardan. Brownie'miz bu. Deneyin. Umarım siz de gayet hoşlanacaksınız. Görüşmek üzere.